Zihni boş levha olarak görenlerin yaklaşımları. Buradaki argüman açısından atılacak ilk adım, boş levhacı görüşlerin hatalı olduğunu göstermek, böylece mevcut üç açıklamadan birini saf dışı bırakmaktır. Zihnin doğuşta boş bir levha olduğu görüşünü hem birçok teist hem de birçok ateist savunmuştur. Boş levha, yani tabula rasa kavramını popülerleştiren John Locke Teistlere bir örnektir. Locke, insan zihnine doğuştan işlenmiş gerçekler, idealar olduğu görüşüne karşı çıkan epistemolojik yaklaşımının gereği olarak ahlakla ilgili doğuştan özellikler olduğu görüşüne de karşı çıktı. Locke'un felsefi sisteminin tümünde bu görüşü konusunda ne kadar tutarlı olduğu tartışma konusu olmuştur. Locke, boş levha zihin görüşünün teist inançla beraber benimsenebileceğinin bir örneğidir. Nitekim Locke, ateistlerin verdikleri sözlerine aykırı davranmalarını engelleyecek bir akılcı temelin olmadığını savunmuş ve ahlak açısından teist inancın önemini göstermeye çalışmıştır. Zihnin doğuşta boş levha olduğu görüşünde olan teistler için ahlakla ilgili kanaatlerini oluşturmak için iki temel yol mevcuttur. Birincisi, duyu algılarıyla algılanan esaslardan hareketle yapılacak akılcı çıkarımlarla bir ahlak sistemini oluşturmanın mümkün olduğunu savunabilirler. İkincisi, bağlanılan dinle ifade edilen Allah'ın buyruklarına uymanın temelini oluşturacağı bir ahlaki sistemin varlığını kabul edebilirler. Bu dine inancın temelini ise fideist bir yaklaşımın benimsenmesinden, şahsi tecrübelerden, çeşitli akılcı delillerin ileri sürülmesine dek farklı unsurlar oluşturabilir. Elbette bu ikisinin karışımından bir ahlak sistemi oluşturmaya kalkan boş levhacı teistler de olabilir. Hem boşlevhacı zihin görüşünü hem de doğuştan ahlaki özelliklerimiz olduğunu savunarak teist olmak mümkün olduğu için teistlerle ateistler arasında ahlaki temel özelliklerin doğuştan olup olmadığı hususu hep merkezi olmuş bir anlaşmazlık konusuna dönüşmemiştir. Fakat burada sunulan argüman açısından ahlakın temellerinin doğuştan unsurlar içerip içermediği temel husustur. Ahlakla ilgili doğuştan özelliklerimizin olmadığı, ateistlerin yaygın olarak benimsemiş olduğu bir pozisyondur. Bu görüşü savunanların birçoğu insanlarda gözlemlenen ahlaki yapıyı sosyokültürel belirlenimle açıklarlar. Toplumsal ihtiyaçları var olan ahlaki fenomenlerin yegane belirleyicisi olarak nitelerler. Durkheim bu yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biridir. Durkheim, insanların doğuştan özelliklerinin mevcut olmadığını, bireylerin doğasını sosyal faktörlerin biçimlendirdiğini ifade etmiştir. Ahlak açısından önemli temel kavramlar olan doğru ve yanlışın doğuştan hiçbir özellikle ilişkisi olmadığını savunarak şöyle demiştir: Cezalandırma, bütünün kolektif vicdanı tarafından paylaşılan doğrunun ve yanlışın standartlarını belirlemektedir. Marksist genel yaklaşımda da ahlak ve onu içeren dinler, sosyoekonomik ilişkilerin ve menfaatlerin sonucu olan bir ürün olarak, hakim güçlerin belirlediği yapılar olarak açıklanır. Bunlar ve benzeri yaklaşımlarca, insanın doğuştan özellikleriyle ahlakın ilişkisi dışlanmış ve insan doğası boş levha anlayışına göre değerlendirilmiştir. Sosyoloji alanında olduğu gibi psikoloji ve antropoloji alanında da Zihnin boş levha olduğu görüşü yaygın olarak kabul edildi. 20. yüzyıl psikoloji çalışmalarında önemli bir etkisi olan davranışçılığın kurucularından John Watson, kendisinin bebekken alıp yetiştireceği bireyleri dilediği gibi şekillendirebileceğini söylemiştir. Watson'ın bu yaklaşımının altında da doğuştan gelen özellikleri dışlayan, bireyin tüm şekillenmesini eğitime bağlayan bir anlayış vardır antropolojideki kültürel farklılıklara vurgu yapan birçok yaklaşımın arkasında da doğuştancılığa karşı çıkan boş levhacı inanç önemli bir yer tutmuştur. 20. yüzyıl felsefesinde önemli bir yer tutan postmodernist yaklaşımların birçoğunca da insanın ahlakla ilgili doğuştan özelliklere sahip olduğu reddedilmiştir. Bu özellikler, herkes için evrensel ortak ahlaki değerler olduğu iddiasına temel yapılabilir gibi endişelerle. Sonuçta ateist ve hatta teist birçok kişi insanların doğuştan özelliklere sahip olmadıklarını 20. yüzyılda olduğu gibi hala benimsemektedirler. Aşağıda bir kısmını sunacağın modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen deneysel veriler, argümanımın başlangıç noktası olmalarının yanı sıra felsefe, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi alanlar açısından önemli sonuçları olacak şekilde Boş levhacı zihin görüşünün yanlışlığını göstermeleri açısından da önemlidir. Sınav temel yapılabilir gibi endişelerle. Sonuçta ateist ve hatta teist birçok kişi insanların doğuştan özelliklere sahip olmadıklarını 20. yüzyılda olduğu gibi hala benimsemektedirler. Aşağıda bir kısmını sunacağım modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen deneysel veriler argümanımın başlangıç noktası olmalarının yanı sıra felsefe, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi alanlar açısından önemli sonuçları olacak şekilde boş levhacı zihin görüşünün yanlışlığını göstermeleri açısından da önemlidir. yanlışlığını göstermeleri açısından da önemlidir.